Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda En'am suresinden bir sayfa daha okuyup manasını vermeye çalışacağız. 143-146. ayetler arasını. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Femaniyete ezveç, 8 adet En'amı Allah yarattı. Burada femaniyete ezveç, genelde meallerde 8 çift diye veriliyor. Gerçi zevç kelimesi çift anlamına geliyor ama her biri tek tek de sayılıyor. Dolayısıyla burada zaten ayeti okuduğumuzda göreceğiz. Koyun, keçi, sığır ve deve. Ve bunlar erkekli dişili olduğunda her birinden ikişer adet, toplam 8 adet yapıyor. Allah-u Teala bunların bizler için ne kadar büyük bir nimet olduğuna gerek burada gerek başka yerlerde dikkat çekmiş. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu büyük nimetlerden ve sure adını bunlardan alıyor. Yani bu surenin adı En'am suresi. En'am nimetle aynı kökten gelir. Ve bu hayvanlar, koyun, keçi, sığır, deve tümüyle nimettir. Hatta başka bir ayette Allah-u Teala bunları sizin için indirdi ifadesini kullanıyor. Yani gökten nasıl ki yağmur gelir, yağmur bizim için rahmettir. Bunlar da tamamıyla bir rahmet. Doğrudan gökten inmediler ama Allah-u Teala'nın yaratmasıyla tümüyle bizim için rahmet olarak bunlar yaratıldı. Ve bunlar hakkında müşrikler ileri geri konuşmuşlar. Ve bunların bir kısmını helal bir kısmını haram kabul etme gibi durumlara girmişler. Bununla alakalı ayet-i kerimede çok vurgulu bir üslupla onların dediği tarzda olmadığı ifade ediliyor. Femaniyete ezveç, yani 8 adet olan koyun, keçi, deve, sığır, bunlar erkekli dişili olarak minet da'ni thneyn ve minel ma'zi thneyn. Yani koyundan 2 adet ve keçiden de 2 adet. Kul ez zekereyni harreme emil ünseyeyn. Yani sen onlara de ki Allah bunlardan o iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi haram kıldı? Emmeştemelet aleyhi erhamul ünseyeyn veya dişilerin rahimlerinde olanı mı haram kıldı? Yani müşriklerin bu yönde iddiaları var. Bunun böyle olmadığını soru yoluyla Allah-u Teala bildiriyor. Yani iş onların dediği gibi değil. Yani Allah bunların hangisini haram kıldı? Var mı öyle bir şey? Kitapta böyle bir şey yok. Dolayısıyla şu haramdır, bu helaldir diye müşriklerin söylediği gerçeği yansıtmamakta. Nebbi'uni bi ilmin in kuntum sadikin. Eğer sadık iseniz bir ilme dayanarak bana haber veriniz. Yani kendi kafanızdan şu helal bu haram diyebilirsiniz. Ama elinizde bir belge var mı? Elinizde Allah bunu haram kıldığına dair bir hüküm var mı? Elbette yok. Ve minel ibil ithneyn ve minel bagar ithneyn. Ve deveden bir çift ve sığır cinsinden de bir çift Allah yarattı. Kul ez zekereyni harrame. Ey peygamber onlara de ki Allah o iki erkeği mi haram kıldı? Emil ünseyeyn veya o iki dişiyi mi haram kıldı? Emmeştemelet aleyhi erhamul ünseyeyn veya Allah o deve ve sığır cinsinden onların dişi olanlarının rahimlerinde olanları mı haram kıldı? Var mı böyle bir şey? Em kuntum şuhedae iz vassakum Allahu bihaza. Yani Allah bunları vasiyet ettiğinde siz şahit miydiniz? Allah böyle bir hüküm mü verdi? Femen azlamu mimmen iftara alallahi kezibe. Allah'a yalan yere iftira eden, Allah namına Allah'ın demediğini demiş gibi anlatandan bu manada iftira edenden daha zalim kim olabilir? Liyudullen nase bi gayri ilm, bir ilme dayanmadan insanları saptırmak için böyle yapan kimselerden daha zalim kim olabilir? İnnallâhe lâ yehdil kavmez zalimin, şüphesiz Allah zalim kavme hidayet etmez. Günümüz şartlarında belki bunların haram helallığıyla alakalı herhangi bir tartışma söz konusu değil. Ama Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları açısından değerlendirdiğimizde o zamanki müşrikler bunların haram helalliğiyle alakalı şu helal bu haram ileri geri konuşuyorlardı. Ayet-i Kerime
Allah şunu mu haram kıldı yoksa bunu mu, şunu mu yoksa bunu mu, bunların haram olmadığını bu tarz etkili bir üslupla, çok belih, fasih bir üslupla ifade ediyor. Zaten Mekki ayetlerde üslup biraz daha keskindir. Bu da Mekki surelerden birisi. Ona göre müşriklere sert bir üslup kullanılmak suretiyle onların yanlışlarına dikkat çekiliyor. Günümüzde dünyanın değişik yerlerinde haram helal ile alakalı insanlar yine bir takım ileri geri konuşabilirler. Şu helaldir, bu haramdır. Peki bu helal ve haram neye göre helal, neye göre haram? Mesela Çin'e gidildiğinde herhalde Çinliler haram diye bir şey bilmiyorlar. Onlara göre hepsi helal gibi adeta. Mesela bizde yenilmesi hayal bile edilmeyen köpeğin eti oralarda makbul bir yemekmiş. Yani onların telakkilerine göre böyle bir haram yok. Ama Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri helali haramı belirtmiştir. Bu gibi şeylerin haram olduğu bize bildirilmiştir. Burada belki şunu da görüyoruz. Eğer Allah'ın hükümlerini bilmezsek, peygamberin açıklamalarını bilmezsek bir insan köpeğe de helal diyebilir. Daha böyle bir takım yenilmeyecek şeyleri cazip görebilir. Veya birazdan da gelecek. Bunun en belirgin misallerinden birisi domuzdur. Domuz bugün dünyanın hemen her tarafında yenilen bir hayvandır. Halbuki Kur'an-ı Kerim bunun çok net bir şekilde haram olduğunu bize bildirmektedir. Demek ki insanlar yeme içme hususunda, gıda hususunda eğer kendi akıllarına kalacak olurlarsa haram ve helalde yanılabilirler. Ve şu helaldir veya bu haramdır dediklerinde bu konudaki hüküm Allah'a dayanmalı veya peygambere dayanmalı. Yoksa kendi kafalarından şu helal bu haram dememeliler. Malum bugün Yahudilikte de domuz eti haramdır ve Yahudilerin lokantalarında domuz eti tüketilmemektedir. Amerika gibi yerlerde Yahudiler de hayli olduğundan oradaki gıda maddelerinde domuz yağı var mı yok mu, domuz mamullerinden herhangi biri orada kullanılmış mı kullanılmamış mı çok net bir şekilde bu oraya yazılır. Yahudiler orada bu noktadaki hassasiyetlerini ortaya koymuşlar ve Hristiyanlarla aralarında net bir fark meydana gelmiştir. Hristiyanlarda ise Yahudilerden farklı olarak domuz eti haram kabul edilmiyor. Domuz eti orada hayatın bir parçasıdır. Ve semavi dine mensup olmayan diğer topluluklarda, dünyanın diğer yerlerinde domuz yine yaygındır. Domuzun herhalde yaygın olmasının en önemli sebeplerinden birisi, domuz eti çok daha ucuza elde edilebiliyor. Domuz çok kısa bir zamanda çoğalabilmekte ve kısa bir zamanda kilo almakta, kesilecek bir duruma gelebilmekte. Böyle olduğundan dolayı domuz eti koyun etine göre veya keçi etine göre veya sığır etine göre çok daha ucuza mal edilebilmekte. Fiyatlar genelde yarı yarıyadır neredeyse. Böyle olduğundan dolayı ekonomik olarak daha da kolay ulaşılabilen bir et olduğundan dünyada yaygınlaşmakta. Ama domuzun pis bir tabiatı var. Domuz eşini kıskanmayan bir tabiata sahip. Ve domuz eti yiyenlerde de bu özellik kendini gösteriyor. İşte dans gibi şey onlar arasında revaç bulabiliyor. Veya bir takım başka gayrimeşru beraberlikler o toplumlarda domuzdan uzak kalanlara nispetle çok daha fazla yaygın oluyor. Adeta bunlar gayret duygularını ortadan kaybediyorlar. Yani hanımını kıskanmak gibi durumlardı. Adeta yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bunun neticesinde pek çok gayrimeşru beraberlikler oralarda görülebiliyor. Demek ki haram helal noktasında insanlar kendi hevalarına, keyiflerine göre hüküm vermemeli. Allah bu konuda hangi hükmü vermiş, neyi helal kılmış, neyi haram kılmış bunları bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Kul, ey peygamber de ki la ecidu fîmâ uhiye ileyye muharramen ala ta'imin yet'amuhu. Ey peygamber de ki bana vahyolunanlar içinde yiyen kimseye haram olan şunlar dışında ben bulmuyorum. İlla en yekûne meyte, bunlar da şunlardır, ölü etim. Yani ölü eti yenilmesi helal değildir. Diyelim bir hayvan kendiliğinden öldü. Bu murdardır, laşedir.
Bunun eti yenilmez. Ancak Çin gibi ülkelerde bunda bir beis görmüyorlar. O mikrop yuvası olmasına rağmen kanı akmadan normal eceliyle ölen hayvanları rahatlıkla yiyebiliyorlar. Ama bu kesinlikle dinimizde yasaktır ve tıbben de mahsurları çoktur. Ancak balık eti bundan müstesna kılınmıştır. Yani balıklar normal eceliyle öldüğünde bunlar yine yenilebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun istisnasını şöyle anlatmıştır. Huve tahuru ma'uhu, denizin suyu temizdir. Vel hillu meytetuhu, ve denizde ölü olan hayvan da helaldir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun istisnasını ortaya koymuştur. Yani denizdekilerle karadakiler arasında bu noktada fark bulunmaktadır. Demek ki haram kılınan şeylerden birisi ölü eti. Ve ev demen mesfuha, veya kan, akıtılmış olan kan. Acaba kan yenir mi? Belki hatıra geliyor da dünyada bir takım topluluklar şu anda da kanı yiyorlarmış. Halbuki bu da Allah-u Teala'nın yasak kılmış olduğu şeylerden birisi. Ama diyelim karaciğerde epey kan da vardır. Bu demin mesfuh tarzında değil, akan bir kan tarzında değil, artık vücudun bir parçası. Bu caizdir ve yenilmektedir. Ev lahme hinzir, veya domuz eti. Domuz eti de Allah'ın haram kıldıklarından bir tanesidir. Burada ayette lahme hinzir diyor, domuzun eti. Sarih bir ifadeyle bunu söylüyor. Acaba domuzun başka bir şeyi helal olur mu? Yani günümüzde Batı dünyasında domuz eti temel gıdalardan birisi olduğu için bundan çok şeyler de yapılıyor. Mesela domuzun kalbini artık kalp nakli ameliyatlarında kullanmaya başlıyorlar. Veya domuzun böbreğini böbrek naklinde kullanmaya başlıyorlar. Bunlar caiz mi değil mi tartışılıyor. Öte yandan diş fırçalarında domuz kılından eskiden yapılıyordu. Şu anda genelde naylondan yapılır. İşte acaba bu caiz mi değil mi? Veya diyelim tıraş olurken kullanılan şeyler, bunlar genelde domuz kılından yapılıyor. Caiz mi değil mi? Bu konuda İslam ulemasının genel kanaatı şudur, vermiş oldukları fetva. Ayet-i kerimede her ne kadar domuzun eti denilmişse de zikri cüz irade-i kül kabilindendir. Yani bir cüz'ü zikredilmiş. Genelde eti kullanıldığından et nazara verilmiş ama domuz tümüyle necistir, tümüyle pistir. Bundan dolayı domuzdan elde edilen diğer mamuller, bunların da kullanılması uygun değildir. Genel fetva bu tarzda. Ama organ nakli gibi durumlarda ulema herhalde bu konuda değerlendirmelerini yapar. Nasıl ki insana pil takılıyor, o pille hayatını devam ettiriyor. Mecbur kalınan durumlarda diyelim bir böbrek nakli veya bir kalp nakli, başka bir çare kalmamışsa, nasıl ki domuzun etini yemek mustar durumda, yiyecek bir şeyin olmadığı durumda caizdir. Hayati bir durum olduğunda onların organlarının naklinin yapılması da caiz olarak görülebilir. Böyle bir durumda Müslüman birisi böyle bir halle karşılaşmışsa, ben şu anda domuz mu oldum, domuzun tabiatına mı girdim demesine lüzum yoktur. Ve bu noktada psikolojik olarak kendini rahat hissetmelidir. Çünkü onun etini yemiyor. Ancak bir ızdırar halinden dolayı öyle bir halle karşılaşmıştır. Ama başka çare varsa başka çare tercih edilir. Ve haram kılınan başka bir şey lahme hinzir, bunu ifade etmiştik. Domuz eti fe innehu rics, çünkü o pisliktir. Ev fiskan uhille li gayrillahi bih, veya Allah'ın adına değil de Allah namına olmayan boğazlamalar. Mesela eskiden cahiliye Araplarında putlar vardı ve kurbanları putlar namına kesiyorlardı. Allah adıyla değil, Lat adıyla, Uzza adıyla, Menat adıyla o şekilde kesiyorlardı. Allah adı anılmadan kesilenlerde bu da fısk olarak, yani Allah'a itaatten huruc olarak ayette ifade ediliyor. Bu da caiz değildir. Ve günümüzde gerçekten gıda meselesi, yenilecek şeyler meselesi, et meselesi dünyanın her tarafında Müslümanların hassasiyetle üzerinde durduğu şeylerdendir. Şu anda ülkemizde
Domuz eti bildiğimiz kadarıyla normalde piyasada pek görülmez. Ama gizli el altından zaman zaman satıldığı ve bir kısım kasapların sırf daha ucuz diye, daha fazla kazanmak için böyle bir yola tevessül ettiği ifade ediliyor. O sektörde olanlar gerçekten insanın dudaklarını uçuklatacak adeta şeyler söyleyebiliyorlar. Bu noktada dikkatli olmak ve et aldığımız kimselere dikkat etmek gerekiyor. Yani dini hassasiyetleri var mı yok mu? Bu adam bir miktar kar elde edeceğim diye, daha fazla kazanacağım diye domuz etini müşterisine verir mi vermez mi? Bunları iyi düşünmek lazım. Bazı marketlerde doğrudan domuz etini satıyorlar. Ve domuz eti diye oraya yazıyorlar. Bu mertçe bir durumdur. İsteyen alır yer. Bir Müslüman almaz da. Ama bir gayrimüslim kendi dinine göre bunda bir beis görmemektedir. Gider alır. Ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama bir Müslüman domuzu yemez. Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Bilmeyerek, farkına varmayarak almış olabilir. İşte bu noktada biraz daha hassasiyet gerekiyor. Ve bir takım gıda maddelerinde domuz mamulleri kullanılabiliyor. Bunlara yine dikkat etmek gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Helal bellidir, haram bellidir. Bir de şüpheli şeyler vardır. Helalden elbette istifade edilecektir. Haramdan da kaçınılacaktır. Ama şüpheli şeyler, bunlardan da uzak kalınacaktır. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir misal verir. Mesela bir hükümdarın yasak bir arazisi var. Bir çoban koyunlarını orada otlatırken her an yasak araziye koyunlar girebilir. Yakınında bulunursa girme ihtimali fazladır. Onun gibi harama yakın olan şeylerin onların da yanında bulunmak, onlarla iç içe olmak insanı harama sürükleyebilir. Bilerek veya bilmeyerek. Bir Müslüman elbette bilerek harama girmez ama bilmeyerek girmiş olabilir. Bu gıda noktasında dikkat etmek lazım ve bunlardan uzak kalmaya çalışmak gerekiyor. Bugün Avrupa'da belki 20 milyon civarında Türkiye'den giden veya başka yerlerden gelen Müslüman kardeşlerimiz var. Mesela 4-5 milyon Almanya'da Türkiye'den giden insanlar, Müslüman kardeşlerimiz orada yaşıyor. Ama bir geriye bir 75 milyon başka nüfus kalır. Bu 75 milyonun domuz diye bir derdi yoktur. Ve marketlerde domuz eti rahatlıkla satılmaktadır. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz dikkat edecek. Yahudiler nasıl dikkat ediyorsa, ellerinde listeler var. İşte şu mamullerde domuz eti kullanılıyor veya domuz mamulleri kullanılıyor. Diğerleri kullanılmıyor. Bunu nasıl ki listelerle takip ediyorsa, Müslüman kardeşlerimiz de bu noktada takip edecek ve dikkat edecek. Ülkemizde normalde işte diyelim bir kasapta domuz eti görmeyiz ama farkına varmadan alma durumu olabilir. Bu noktada da alışveriş yaptığımız kasabın dindar olup olmadığını herhalde daha dikkat etmek lazım. Böyle bir alçaklık yapar mı yapmaz mı iyi bilmek lazım. Ve rastgele yerden alışveriş yapmak değil, mutemet, itimat edilir kişilerden bunu yapmak gerekiyor. Bununla beraber ülkemizde belki başka bir sıkıntı, bir ara Yargıtay'la alakalı, işte Yargıtay'da görevli olanların bulunduğu yerde kesilen etler merkep eti olarak piyasada bir ara gazetelerde çıkmıştı. Ve onların yemeğiyle ilgilenen şirket merkep etini onlara yedirmiş. Onlar elbette bilerek merkep eti yemezler ama farkına varmadan bu manada şeyler olabiliyor. Dolayısıyla dikkat edilmesi lazım ve bu konuda hassas olmak gerekiyor. فَمَنِ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Ama kim böyle mustar kalsa, çaresiz kalsa, diyelim domuz etinden başka yiyecek bir şey yok, açlıktan ölmek durumunda, o anda domuz eti yiyebilir. Ama bunu yaparken غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ iki kayıt var. Doğrudan buna talip olmayacak. Maksadı domuz eti yemek olmayacak. Ve bir de haddi aşmayacak. Yani doyuncaya kadar yemeyecek. Ölmeyecek kadar yiyebilir. Bu noktada iki İslami kurala ben dikkat çekmek istiyorum. Mecellede de yer alan. Bunlardan birisi şu. Zaruretler haramı helal eder. Domuz misalinde olduğu gibi. Açlıktan ölme durumunda olan birisi yiyecek başka bir şey yoksa domuz eti yiyebilir. Veya başka haram olan bir etten yiyebilir. Bu birinci kural. Ama ikinci kuralda
gayre bağin ve la adin oradan çıkan bir kural. İnned darurat inned darurete tukaddaru bi kadriha. Yani zaruret kendi miktarınca takdir olunur. Dolayısıyla orada tok oluncaya kadar yemek yoktur veya bizzat ona talip olup isteyerek yemek yoktur. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani zarurettir deyip helal kabul etmek değil, zaruret anında ölmeyecek kadar yiyebilir, doyuncaya kadar değil. Ve ayetin devamı bize şöyle bildiriyor. Feinne rabbeke gafurur rahim. Senin Rabbin gafurdur ve rahimdir. Yani bir insan bu şekilde mecbur durumda kalsa yediğinde Allah onu bağışlar ve rahmetine mazhar kılar. Ve alellezine hadu ve Yahudilere de harramna küllezî zufur ve her tırnaklı hayvanı onlara haram kıldık. Ve minel bagar vel ganem ve sığır cinsinden ve koyun cinsinden harramna aleyhim onlara haram kıldık. Şuhumehume onların yağlarını haram kıldık. İlla ma hamelet zuhuruhume ancak sırtlarına yapışmış olanlar bunlar müstesna. Evil havaya veya bağırsaklarda bulunanlar. Ev mahtarata bi azm veya kemiğe yapışmış olanlar bunlar müstesna olmak üzere bu hayvanların yağlarını onlara haram kıldık. Zalike cezeynahum bi bagihim bu onların bagileri yani haddi aşmaları sebebiyle onlara bir ceza, onları bu şekilde cezalandırdık. Ve inna le sadigun ve biz gerçekten sadığız. Allah-u Teala burada Yahudilere hüküm itibariyle bazı şeylerin haram kılındığını belirtiyor ve bildiriyor. Cenab-ı Hak hepimize harama helale dikkat etmeyi nasip eylesin. Helalinden gıdalanmayı, helalinden yaşamayı nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.